Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde artık SQL sorgularını yazmaya başlayacağız. Terminal üzerinden MySQL sunucumuza bağlantı yapacağız ve daha sonra database'lerimizi listeleyeceğiz. Nasıl database seçeceğimizi göreceğiz ve database oluşturup oluşturduğumuz database'i de silerek dersi sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz database bağlantımız, MySQL sunucumuza bağlantıyı nasıl yapacağımızı öğrenerek dersimize başlayalım. Şu yazı boyutunu biraz daha büyütebilirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. 8, şöyle 32 yapalım. Evet. Şimdi tam ekran yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, biz MySQL sunucumuza bağlanmak için şu anda biz WAMP Server'da çalışıyorum. Ben WAMP 64. Siz de WAMP da olabilir direkt. Klasörün içine girdikten sonra içerisinde bin klasörü, daha sonra MySQL sunucusunu kullandığımız için MySQL ve MySQL'in sürümü ve şu anda biz kullandığımız MySQL sürümünün içerisindeyiz arkadaşlar. Bunun içerisinde de yine bin klasörü var. İçerisine girince burada MySQL exe dosyasını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu uygulamayı görebiliyoruz. MySQL exe'nin bulunduğu dizine bizim terminalden geçiş sağlamamız gerekiyor. Nasıl geçiş sağlayacağız? Terminalde cd komutu vardır arkadaşlar. Cd komutuyla geçmek istediğiniz dizinin adresini direkt buraya yazarak o dizine geçiş sağlayabilirsiniz veya tek tek de gidebilirsiniz. Şimdi cd iki nokta koyduğum zaman bir üst dizine geçmiş oluyorum. Ne oldu? C içerisindeki users dizinindeyim ben şu anda. Bir tane daha yukarı çıkarsam ne olacak? Şu anda C dizininin içerisindeyim. Peki ben bu dizinin içerisindeki dosyaları listelemek istiyorsam hangi komutu kullanacağım? Dir komutuyla ben C içerisindeki bütün klasörleri burada listeleyebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi WAMP 64 de bunların içerisinde. Ve WAMP 64'e yine cd komutuyla geçiş sağlayabilirim. Cd WAMP 64 diyorum. Ve şu anda WAMP 64 klasörünün içerisindeyim. Tekrar dir dediğim zaman bu sefer de WAMP 64 içerisindeki bütün dosyaları listelemiş oluyorum. Veya direkt şuradaki yolu kopyalayarak yine cd komutuyla direkt o dizine geçiş sağlayabiliriz. Dir dediğim zaman burada MySQL neredeydi? Burada MySQL exe'yi görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu klasörün içerisine geldikten sonra MySQL bağlantımızı, sunucuya bağlantımızı şu şekilde yapıyoruz. MySQL diyoruz arkadaşlar. MySQL eksi u yapıyoruz. Username anlamına geliyor ve username'imizi yazıyoruz. Root benim username'im ve eksi p dedikten sonra enter tuşuna basıyoruz ve bizden parolamızı girmemizi istiyor. Ben şu anda parolamı boş olarak kullandığım için enter tuşuna bastığım anda MySQL sunucusuna bağlanmış oldum arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi server versiyonumuz ve onun dışında birkaç tane daha bilgi yer alıyor. Ve şu anda dediğim gibi arkadaşlar MySQL sunucumuzun içerisindeyiz. Artık burada SQL sorgularını yazarak işlemler yapabiliriz ve ilk işlemimizi yaparak başlayalım isterseniz. Önce MySQL sunucumuzun içerisindeki database'leri listelemek için kullanacağımız komut show data Bases arkadaşlar. Show Databases dedikten sonra Enter tuşuna bastığımızda noktalı virgülle kapatıp Enter tuşuna bastığımız zaman bütün database'lerimizi bize listeleyecek bu sunucu içerisindeki. Şöyle bir bilgi geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada birden fazla satırla yazabilmemiz için yani sorgularımızı birden fazla satırda yazabilmemiz için eğer noktalı virgülle sorguyu kapatmazsak bir alt satıra geçiyor. Şöyle kapatmadan enter yapıyorum ve sorguma buradan devam edebiliyorum. Hatta noktalı virgülü buraya koyduğum zaman şimdi sorgum çalışacaktır arkadaşlar. Hemen enter'a basalım ve gördüğünüz gibi burada database'lerimiz listelendi. 12 tane satır yani 12 tane database olduğunu söylüyor bize. Ve biz yine komutlarla bir database oluşturalım isterseniz. Bunun için create database komutunu kullanıyorum. Create database komutunu kullanıyoruz arkadaşlar ve database'imize haliyle bir isim veriyoruz. Test
Database test dersem ismine de noktalı virgülle kapatıyorum ve queries okey dedi. Sorgumuz başarılı bir şekilde çalıştı ve şu anda ben yeni bir database oluşturdum. Klavyemizdeki ok tuşlarını kullanarak, yani yukarı ok tuşunu kullanarak yazdığımız sorguları görebiliyoruz bu şekilde. Son yazdığımız sorguları. Ben Show Database'i tekrar çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi test database'imiz buraya geldi arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu database'i bir silelim. Database'imizi silelim. Bunun için de drop database komutunu kullanıyoruz. Drop database ve create'te olduğu gibi database'imizin ismini yazıyoruz ve noktalı virgülle kapatarak database'imizi siliyoruz arkadaşlar. Hemen tekrar bir show database diyelim ve gördüğünüz gibi şu anda oluşturmuş olduğumuz test database'ini sildik. Peki ben herhangi bir database üzerinde işlem yapmak istediğimde o database'i nasıl seçiyorum? Şu şekilde arkadaşlar. Mesela şöyle phpMyAdmin'e gelelim. phpMyAdmin'den mesela bankalar database ile işlem yapmak istediğim zaman ne yapıyordum? Buna tıklayıp database'in içerisine giriyordum ve artık burada seçili database'in bankalar olarak çıkıyordu. İşte burada da terminalde de bunu şu şekilde sağlıyoruz. Use bankalar dediğim zaman gördüğünüz gibi database change dedi ve ben artık bu database üzerinde, yani bankalar database'i üzerinde işlemler yapmaya başlıyorum. Oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum terminal üzerinden işlem yapmak. Ayrıca nasıl bir faydası olacak size? Stack Overflow gibi sitelerde soru sormaya kalktığınız zaman buradan database'inizi kolayca kopyalayıp database'inizin tüm detaylarını kolayca kopyala yapıştır yaparak paylaşabilirsiniz. Orada soru şeklinize bile puan veriyorlar sonuçta. Önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki derste SQL sorgularını terminal üzerinden yazmaya devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.